başta en son başlık iklim tipleriydi ve iklim tiplerinde hatırlarsanız şöyle bir ayrım vardı. Hani böyle isterseniz geriye bir gidip oraya bakalım. Biz ne yaptık? Biz az önce sıcak kuşakta görülen iklimleri irdeledik. Yani sıcak kuşak diyerek ekvator çevresinde var olan iklimler, yani az önce ekvatoral iklime, savan iklimine, muson iklimine, tropikal çöl iklimine baktık. Peki şimdi ne yapalım? Artık orta kuşağa gidelim. Yani Akdeniz, ılıman okyanusu ya da dedim ki buna okyanusal iklim de diyor bazı testlerde. Ilıman karasal, step ya da böyle direkt karasal iklim diyen de oluyor. Sert karasal ya da orta kuşak kara iklimi diyor. O zaman bunlara şöyle bir beraber bakalım ve alıp dersi sürükleyelim demiştim. Peki ılıman okyanus iklimi, öğrencilerim. Ilıman okyanus iklimi nerede? Genelde aslında ben öyle Akdeniz iklimini anlatayım, öyle ona geleyim. Çünkü ben genelde strateji olarak öyle yapıyorum. Ona değindikten sonra oraya gitmek daha mantıklı. Çünkü birisi paralel olarak daha aşağıda. Öğrenci ben Akdeniz iklimiyle başlayayım. Sonra siz de hatırlatırsanız unutmayalım. Okyanus iklimine de bakalım. Akdeniz iklimi bizim tanıdık bir iklim. Öğrenci Akdeniz iklimi biliyorsunuz bizim ülkede de görülüyor. Peki dünyada nerede? 30-40 enlemlerinde. Yani eğer dünyada 30-40 kuzey paralellerindeyseniz ya da 30-40 güney paralellerindeyseniz ve genelde temel mantık şu dostlarım, genelde deniz kenarındaysanız, mesela o karaların batı kıyıları demiş ve tabii ki ona deniz kenarını da eklemeniz lazım. Deniz kenarındaysanız Akdeniz iklimi yaşarsanız sizden bir şey ister. O zaman bir kere taradığı zaman Akdeniz iklimini bulmanızı ister. Burası Akdeniz iklimi. Öğrencim Akdeniz'e kıyısı olan yerler nerede? Akdeniz'e kıyısı olan yerler kim? Öğrencilerim orası neresi? Fransa'nın, İspanya'nın, bakıyorsun şöyle kim var? İtalya'nın, Hırvatistan'ın, Yunanistan'ın, Türkiye'nin, Suriye'nin ya da şurada Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeler var Akdeniz kıyılarında. Sadece orada şeyi biraz dikkat etmeniz lazım. Mısır, Libya kıyılarının hepsi Akdeniz iklimi yaşamaz. Orada biraz Mısır, Libya kıyılarının bazıları takdir edersiniz ki çöl iklimi etkisi altında. O yüzden Mısır, Libya kıyılarında yer şekilleri biraz sade olduğu için, yani mesela nemli hava gelip o dağları çarpıp yağışı bırakmadığı için kış yağışları demeye gelen Akdeniz'in klasik özelliği bazen görülemiyor. Hatta böyle bir soru var, belki arkadaşlar da sormuştur. Neden Mısır, Libya'nın her yerinde Akdeniz iklimi görülmez? Yer şekillerin sade yapısı, orada çöl olması burayı etkiler. Öğrencim burası Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya kıyıları diye geçiyor. Burası Şili'ye ait Santiago diye geçiyor. Burası Güney Afrika Cumhuriyeti diye bir yer var. Güney Afrika Cumhuriyeti ülkesinin güneyi Cape Town diye geçiyor. Hatta böyle Türkçe'ye yani testlerde Kap yöresi diye geçiyor. Ama açıkçası onun okunuş ve yazılış mantığı Cape Town diye geçiyor. Öğrenim Avustralya'nın güney batısı, güney doğusu yeni Akdeniz iklimi altında. O yüzden öğrencilerim buralar 30-40 paralelleri ve Akdeniz iklimi yaşayan yerler. Alican hocam bu Akdeniz iklimi artık orta kuşakta mı? Evet. Yani artık 4 mevsim hissedecek miyiz, hissedeceğiz. Yani artık şu anda verdiği sıcaklık grafik kuzey yarımküre ait. Biraz ona da değineyim mi? Şu anda bu kuzey yarımküre ait. Yani hocam güney yarımküreye ait bir Akdeniz iklimi grafiği de veremez mi? Testlerde verebilir. O zaman ne olacak? Sıcaklık tam tersi olacak değil mi dostlarım? Bu sefer güney yarımkürenin kışı Haziran, Temmuz, Ağustos'a geldiği için Haziran, Temmuz, Ağustos yağışlı geçecek. İşte buna biraz dikkat etmen gerekiyor. Sen şu anda ülkemiz kuzey yarımkürede olduğu için genelde kuzey yarımküre örnekleri verilmiş. Ama sana YGS dünya olduğu için güney yarımküre sıcaklık yağış grafiği de verebilir. İşte orada kafa şöyle çalışacak. Aralık, Ocak, Şubat orada yaz. Haziran, Temmuz, Ağustos orada kış. Ona göre coğrafyada o soruyu cevaplayacaksın. Şu anda burası, tekrar söylüyorum, kuzey yarım küre sıcaklık ve yağış grafiği. Ne görüyorsun? Diyor ki kışlar, hani Akdeniz iklimi tanıtıcı özelliği, kışlar ılıktır. Çünkü burası deniz kenarı. Burası deniz kenarı olduğu için, nem olduğu için ısı tutunur. Geceleyin abartılı ısı kaybı olmaz. O yüzden kışlar ılıktır, bak 10 derece. Yazlar sıcaktır. Genelde 25-30 derece civarında seyreder. O yüzden kışlar ılık, yazlar sıcak. Yağış genelde Akdeniz iklim şartlarında ne zaman düşer? Kış aylarında düşer. Yani genelde burada yağışlar kışın. Ve genelde hatırlayın ne olur dersi, bağlantılar unutmayın.
genelde yağışlar cephe yağışlarıdır. O yüzden bizim ülkede de işte böyle dünyada Akdeniz iklimi görüldüğü yerlerde de Akdeniz iklimi kış yağışlarıyla tanır. Ve yazın 50 milimetrenin altında bir sürü az yağış alan aylar vardır. Gördünüz mü? Haziran, Temmuz, Ağustos'ta yazlar kurak geçer. Yazların kurak geçmesinde 30 paralellerinde yer alan dinamik yüksek basıncın yavaş yavaş yaz aylarında kendini yukarıya çekip, yani o alçalıcı hava hareketini, o sıcak dalgayı biraz buralara yansıtmasının bir etkisi var. Yani yaz aylarında buralarda o dinamik yüksek basınç etkili olduğu için gelen hava alçalıcı hava hareketi olarak gelip alçak basınç oluştuğu için buralar alçak basınç diyorum affedersiniz. Yüksek basınç oluştuğu için buralarda ne yapamıyor yağış? Yaz aylarında gerçekleşemiyor. Çünkü havanın ısınması maksimum nemi yükseltiyor. O çöl sıcağını yansıttığı için maksimum nem fırlayınca yağıştan uzaklaşıyor. Peki burası Akdeniz iklimi. Genelde yerine göre değişmekle beraber 700 ile 1500 milimetre arası yağış alır. Yani mesela bizde İzmir 750 milimetre yağış alır. Akdeniz iklimidir. Ama mesela Akdeniz'de Antalya 1050 milimetre, 1100 milimetre yağış alır. Yani sana onu söylemeye çalışıyor. Akdeniz iklimi olan her yerde yağış aynı şekilde düşmez. Burada tabii ki dağların uzanışı, dağların yükseltisi, dağların kıyıya yakınlığı, bu gibi ayrıntılar devreye giriyor. Öğrencim dedim ki genelde deniz kenarında görülen bir iklim olduğu için genelde sıcaklar sıfırın altına düşmeyecektir. Az önce gördüğünüz üzere kış aylarında genelde sıcaklık 10 santigrat derece civarında, yani kışlar ılıktır demeye getiriyor. Alican hocam, buranın doğal bitki örtüsü, biz ilkokuldan beri bunu biliyoruz. Maki. Hocam maki ne? Maki bir çalıdır dostlarım. Coğrafyada maki bir ağaç değil, bir ot değil. İleride biz bitkileri ayrıca işleyeceğiz. Coğrafyada maki bir çalıdır. Öğrencilerim diyor ki kekik, lavanta, zeytin, zakkum, bir sınav sorusu bu. Defne, mersin, kocaymış, ahududu gibi bitkiler nedir diyor makinin türleri. Bir ara ÖSYM'e şöyle bir soru sormuştum. Bitki coğrafyası konusunda araştırma yapmak isteyen biri gittiği yörede işte böyle lavanta, zeytin, kocaymış, kermez meşesi, yaban mersini gibi türler görmüş diyor. Bu adam nereye gitti demişti. Bu adam Akdeniz ikliminin olduğu bir ülkeye gitmiş olmalı. İspanya, Yunanistan, İtalya, Türkiye, Suriye ya da işte öğrencilerim Kaliforniya, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili. Bunlar Akdeniz iklimini yaşayan yerler. Ama mesela Rusya diyemez. Mesela sana İzlanda diyemez. Mesela sana Brezilya diyemez. Çünkü bu gibi yerlerde Akdeniz iklimi görülmüyor ki. Yani senden bunu düşünmeni istiyor soru tarzı. Ben de o konuda elimden geldiğince yardımcı olayım. Hatta bak aklımdaki soruyu o zaten soru olarak yöneltmiş. Öğrencilerim, bitki coğrafyası konusunda kekik, lavanta, zeytin, zakkum, bu defne ne türleri demiş? Makinin türleri. Bir arada bir ÖSYM sorusu benim dediğim oydu. Bir arada yine böyle bitkiler verip ülke ismi sormuştu. Kime? Sözelcilere. Ülkeler coğrafyası diye bir şey vardı eskiden. Eskiden sözel öğrencilere öyle bir konu anlatıyorduk 2006'larda, 2005'lerde. Öğrencilerim şuna bakalım mı? Afrika kıtasının hem kuzeyinde hem güneyinde Akdeniz iklimi görülen yerlerin olması neye bağlanabilir? Her iki yarım kürede de orta kuşaktan toprakların olmasının bilgisi yok mu? Çünkü orta kuşakta 30-40 paralellerinde Akdeniz iklimi görünüyor. Demek ki kuzey yarımkürede de 30-40 bandında yerler var. Güney yarımkürede de 30-40 paralel aralığında yerler var. Bu yüzden öğrencilerin buralarda ne yapılabiliyor? Akdeniz iklimi görülebiliyor. Zor değil. Yeter ki böyle sorulara hep söylüyorum. Nasıl yaklaşacağını bil. Öğrencim ben dedim ki bir okyanusal iklimi unutmayalım. Onu da anlatalım, öyle ilerleyelim. Akdeniz iklimini hallettim. Ilıman okyanus ya da okyanusal iklim der bazen testlerde. Okyanusal iklim der diyorum. Ali Can'cığım, okyanusal iklim dedin de
Ne bu? Öğrencilerin biz yine biliyoruz. Batı rüzgarlarının ya da sıcak okyanus akıntılarının uğradığı yerler vardı. Amerika ya da Kanada'nın batı kıyıları, Kuzey Batı Avrupa kıyıları denilen İngiltere'nin, Fransa'nın, Hollanda'nın ya da bu Norveç, İsveç'in güney kıyıları genelde bu ılıman okyanus ikliminin etkisi altında kalıyordu. Bu gelen sürekli rüzgar olan batı rüzgarı burada iklimi etkilemişti. Yani normalde buralar dostlarım 60 paralelleri civarı. Yani normalde burası enlem mantığından. Yani dünyanın şekli kuralı gereği normalde soğuk bir yer olmalı. Normalde kışlar burada soğuk geçmeli. Ama o batı rüzgarlarının ya da işte sürüklediği okyanus akıntılarının, sıcak okyanus akıntılarının bu iklimin oluşmasında etkisinin çok önemli olduğunu unutmamalısın. O zaman normalde burası soğuk olmalıydı. Ama sıcak okyanus akıntısı uğradığı için buralarda dikkat et, kışlar, sıcaklığa bak, kış değerleri sıfırın altına inmedi. Evet, Akdeniz iklimi kadar da kışlar ılık değil. Ama sonuçta kışlar ne? 5 ile 10 arası. Abartılı sıfıra ya da sıfırın altına inmiyor. Dikkat et, yazlar da serin. Tamam, Akdeniz iklimi kadar yazlar sıcak değil. Yazlar serin. Çünkü burası 60 paralelleri sonuçta. O yüzden genelde kışlar ılık, yazlar serin olan bir iklim. Biliyor musun? Bizim Türkiye'de bu Karadeniz ikliminin eşdeğeri. Yani bizim ülkede Karadeniz iklimi denilen Karadeniz sahil kesiminde görülen iklim. Ya da Marmara'nın kuzey kıyılarında görülen iklim. İşte bu iklim. Yani biz mesela Türkiye ikliminde bu iklime Karadeniz iklimi diyoruz. Şu anda gördüğünüz sıcaklık yağış grafiği Rize'nin yağış sıcaklık grafiğinin motamot aynısı. Yani şu anda İngiltere'de, Londra'da ne yaşanıyorsa bizim ülkede Rize'de de aynısı oluyor. Birbirlerine çok benziyor. Mesela bir ara öyle bir soru gelmişti. Rizeli biri hangi ülkeye gitse zorluk yaşamaz. İngiltere, Londra'ya gitse iklim şartları anlamında bir zorluk yaşamayacaktır. Çünkü oranın da özelliği her mevsim yağış alıyor. Her mevsim yağış alan bugün hangi iklimi duydun? Ekvatoral iklim. Bir de her mevsim yağış alan, yağış rejimi düzenli olan başka hangi iklim var? Bu iklim işte. Okyanusal iklim. Yıllık yağış 1000 milimetreyi geçer mi? Geçer. İşte o sıcak okyanus akıntıları ya da batı rüzgarlarının buradaki dağlara gelip çarpıp yamaç yağışlar oluşturması buranın yağışını etkiler. Burada bitki örtüsü ne? Öğrendim, burası 60 paralelleri. Burada bitki örtüsü karışık orman diye geçiyor. Çünkü diyor aşağılarda havanın sıcak olduğu yerlerde geniş yapraklı ormanlar var. Biraz daha yüksekte genişle iğnenin karışımı var. Biraz daha yüksekte iğne yapraklı ormanlar, biraz daha yüksekte çayırlar var. Öğrencilerin biraz daha yüksekte artık dağ çayırları var. O yüzden öğrencilerim buralarda karışık orman diyebileceğim. Bakın bizim Rize'nin de bitki örtüsü böyle. Aşağıda geniş yapraklı orman, biraz üstte geniş iğne, biraz üstte iğne. Hocam bu hava soğuduğu için mi böyle oluyor? Evet. Havanın soğuması bitki türünü değiştirir. Yukarılarda artık hava soğuduğu için bitki genelinde kendini kapatır, iğne yapraklı olur. Ve en üstte kendini artık soğuğa adapte eden, alpin çayır diye de bilinen, dağ çayırları da diye bilinen otlar yani çayırlar olur. Öğrencim burası okyanusal iklim. Senin bilmen gereken önemli bir espri de bu olsa gerek diyorum. Arıcan hocam, iklim tiplerini çalışıyoruz. İklim tipleri olarak bilmenizi istediğim başka ne var? Hemen böyle ilerleyelim. Gelsin artık farklı iklimler. Step iklimi. Ilıman karasal ya da karasal diyor. Hocam bu step iklimini dünya haritasında niye göstermedim? Çünkü açıkçası biraz karışık. Çünkü ekvatora yakın diyebileceğim sıcak kuşakta da karasal iklim yaşayan yerler olabilir. Öğrenci